Merhabalar Her Yerde Çok Yaşa izleyicileri. Bugün sizlere İzmir Karabağlar'dan sesleniyoruz. Aşırı kilolarınızdan bir türlü kurtulamıyorsanız lütfen bize bugün kulak verin. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Özgür Demirtaş ile obezite cerrahisini konuşuyoruz. Merhabalar sevgili seyirciler. Çağımızın problemi obeziteyi konuşmak üzere İzmir Karabağlar'da bu dakikalarda operatör doktor Özgür Demirtaş genel cerrahi uzmanı kimliğiyle bizlerle. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam kısaca obeziteden bahseder misiniz ve hangi aşamada obezite cerrahisine ihtiyaç duyuluyor? Obezite dediğimiz olgu kişinin özellikle erkeklerde vücut kilosunun %25'inden fazlası yağ ise, bayanlarda vücut kilosunun %30'undan fazlası yağ ise biz buna obezite diyoruz. Obezite ölçümünü vücut kitle indeksini belirleyerek ölçüyoruz. Eğer ki vücut kitle indeksi 20-25 arasıysa normal olarak hesaplıyoruz. 25-30 arasında kilolu 30'un üstünde artık obez sınıfına girmekte. 30-35 arası birinci derece obez, 35-40 arası ikinci derece obez, 40'ın üzerinde ise artık morbid obez dediğimiz yani hastalıklı şişman sınıfına giriyor. 50'nin üzeri ise süper obez olarak adlandırılmakta. Tabii ki biz bu obez diye tarif ettiğimiz kişilerde ameliyatlarını uyguluyoruz. Özellikle vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan kişilerde bu ameliyatlar rahatlıkla uygulanabiliyor. Bunun yanında eğer vücut kitle indeksi 35 ile 40 arasında ve ek bir hastalığı var ise bu diyabet yani şeker hastalığı olabilir, tansiyon hastalığı olabilir, uyku apnesi olabilir. Bu tür ek hastalığı olanlarda vücut kitle indeksi 35 ile 40 arasında ise bu ameliyatlara aday oluyorlar. Biz hep duyuyoruz metabolik sendrom diye de bir şey var hocam. O nedir? Metabolik sendrom obezite, diyabet yani şeker hastalığı, tansiyon ve kan yağlarındaki yükseklikler grubun oluşturduğu bir hastalık grubudur ve biz buna metabolik sendrom diyoruz. Bu metabolik sendrom nedeniyle yapılan ameliyatlara da metabolik cerrahi diyoruz. Tabii ki şimdi her zaman obezite cerrahisi ile metabolik cerrahi arasındaki benzerlik nedir, farklılıklar nelerdir? Bunlar merak edilen konular. Şimdi kişi obez olabilir ancak şeker hastalığı olmayabilir. Bu kişilere biz obezite cerrahisi yapıyoruz. Tabii obezite cerrahisinde de en sık olarak yaptığımız tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatında midenin yaklaşık %80'lik kısmını kapalı ameliyatta yani delikler vasıtasıyla olacak şekilde çıkartıyoruz. Tabii ki geriye kalan %15-20'lik kısmı yaklaşık 1 bardak su hacminde olduğu için kişide bir erken doygunluk hissi oluşturmakta. Ayrıca çıkarılan mide kısmında açlık hücreleri, açlık hormonu salgılayan hücreler olduğu için kişinin ameliyattan sonra açlık hissetme, açlık krizine girme gibi duyguları da ortadan kalkmakta. Metabolik cerrahide ise yapılan işlem tüp mideye ek olarak ekstra bir ameliyat daha planlanıyor. Şimdi bu metabolik cerrahideki ameliyata ya da metabolik cerrahi aday kişiler obez artı şeker hastalığı olan kişiler. Metabolik cerrahinin zaten diğer ismi de şeker hastalığı ameliyatı. Şeker hastalığı ameliyatı. Tabii bu ameliyatlarda tüp mideye ek olarak bizim yaptığımız işlem özellikle ince bağırsağın son kısmı, biz ki buraya ileum deriz, buraya sindirilen gıdanın bir şekilde ulaşması gerekmekte. Ulaştığı zaman da kişide bir tokluk ve doygunluk hissi oluşmakta ve kişideki insülin duyarlılığı artmakta. Bunu gerçekleştirmek için biz ameliyatlar ile tüp mideye ek olaraktan ya bu ince bağırsağın son kısmını mideye yaklaştırıyoruz veya yiyeceklerin ince bağırsağın son kısmına daha kısa zamanda ulaşmasını sağlıyoruz ki bu erken doygunluk hissi oluşması için. Tabii ki şimdi şeker hastalığı, her şeker hastalığı olan kişi bu ameliyatı olabilir mi? Hayır. Biz bunu şeker hastalığını genelde tip 1 ve tip 2 diyabet olarak ikiye ayırıyoruz. Tip 1 diyabette pankreas dediğimiz organdan insülin üretimi olmadığı için bu hastalara metabolik cerrahi uygulamıyoruz. Ancak tip 2 diyabet dediğimiz hasta grubunda pankreas denen organdan insülin oluşturulmakta, salgılanmakta ancak uç organlar bundan faydalanamamakta.
bu tip 2 grubundaki diyabet hastalarında metabolik cerrahi rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Peki tüp mide ameliyatlarından bahsettiniz. Bize biraz şema üzerinde de gösterebilir misiniz hocam? Daha iyi anlayalım. Tabii ki. Şimdi şekillerde görüldüğü gibi yemek borusu, yemek borusundan sonra midenin tamamı ve mideden sonra da 12 parmak bağırsağı, midenin çıkış kısmı. Şimdi yediğimiz yiyecekler yemek borusundan gelip midede bir sindirime uğrayıp daha sonra 12 parmak bağırsağına geçmekte. Bizim yaptığımız işlem tüp mide ameliyatında kapalı yöntemle, yani delikler vasıtası ile elimin altında kalan midenin dış kısmını, ki bu yaklaşık %80'ine denk gelmektedir, ameliyatla tamamen çıkartıyoruz. Açlık hormonu salgılayan hücreler dediğimiz hücreler de bu midenin fundus dediğimiz tepe kısmında bulunmakta. Kalan kısımla aynı tüp gibi veya muz şeklinde bir yapı oluşturmakta. Tabii kalan midenin hacmi de yaklaşık bir bardak su hacminde olduğu için ameliyat sonrası hastalarımızda erken doygunluk hissi gelişmekte. Biz bu ameliyatı yaptıktan sonra hastalarımız ortalama 2 veya 3 gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edip evlerine gönderiyoruz. Peki hocam, siz ameliyat sonrası süreçte hastalarınızı nasıl takip ediyorsunuz? Biz genelde ameliyatı yaptıktan ertesi günü bir kaçak testi yapıyoruz. Eğer bu kaçak testinde herhangi bir sıkıntımız olmazsa bir sonraki günde sıvı gıdayla beslenmeye başlıyoruz ve genel olarak da 3. günde hastaları taburcu ediyoruz. Bize biraz ameliyat sonrası süreçten de bahseder misiniz? Neler yaşıyorlar? Hastalarımıza ilk bir hafta içerisinde bardak sıvı gıda dediğimiz pipet ile çekildiğinde, içildiğinde katık madde gelmeyecek tarzda sıvı gıdalarıyla besliyoruz. 1. hafta ile 15. gün arasında daha kıvamlı sıvı gıda ile besleyip 15. gün ve 1. ay arasında da püre tarzında gıdalarla besleyip 1. aydan sonra da artık katı gıdalara rahatlıkla geçebiliyoruz. Beslenme süreci önemli. Bizim amacımız sadece obezite cerrahisini sadece ameliyat olarak düşünmek değil. Ameliyattan sonraki süreçte hasta ile birlikte bu konuları birlikte konuşabilmek de bizim için çok önemli. Biz genel olarak ameliyattan 15 gün sonra bir kontrolde çağırıyoruz. Hem yara kontrollerini yapıyoruz hem de kilo verip vermediğini kontrol ediyoruz. Özellikle 1. ayda, 3. ayda, 6. ayda ve 12. ayda olmak üzere çeşitli kan tetikleriyle vücutta gelişmiş herhangi bir vitamin eksikliği veya herhangi bir olumsuzluk var mı diye takip ediyoruz. Ama özellikle tüp mide ameliyatında şekilde gösterdiğimiz gibi midenin bir anatomisinde bozulma olmadığı için genel olarak ek bir hap, işte vitamin hapıdır, demir hapıdır kullanma gereksinimi olmuyor. Peki ömür boyu ilaç kullanımı diye bir şey söz konusu mu? Ömür boyu ilaç kullanımı olmuyor, evet. Peki hocam, biz yurt dışından da oldukça fazla izlenen bir kanalız. Yurt dışından size obezite cerrahisi için başvuran bir vatandaşımız ne kadar süre ayırmalı? Özellikle ameliyatlardan sonra tabii yurt dışından geldiği için hava yoluyla gelmek zorundalar. Özellikle bir hafta 10 gün hava yolu ile yolculuğu kısıtlıyoruz, yasaklıyoruz. En azından bir hafta 10 günlerini bize ayırmaları gerekmekte. Sadece yolculuk için söylüyorum. Ama yatış için ortalama 3 gün yatışımız var. Daha sonra eğer ki burada kalma imkanları varsa bir haftada kalmalarını öneriyoruz. Bir tekrarlarsak hocam, tüp mide ameliyatının diğer obezite cerrahisi ameliyatlarına göre avantajları nelerdir? Tabii ki şimdi tüp mide ameliyatı biraz önce bahsettiğimiz gibi özellikle anatomik yapıyı bozmadığı için herhangi bir şekilde takviye, yani vitamin anlamında veya demir hap anlamında bir takviye gerektirmediği için diğer ameliyatlara göre daha avantajlı. Tüp mide ameliyatı sadece kısıtlayıcı bir ameliyat. Yani kişinin yeme miktarını kısıtlayıcı bir ameliyat. Ancak diğer ameliyatlarda, mesela bypass ameliyatında olduğu gibi, bizim malabsorpsiyon dediğimiz, yani emilimi engelleyici bir ameliyat olduğu için bu ameliyatlarda özellikle vitamin eksiklikleri, kansızlık gibi sorunlar ilerleyen aylar ve yıllar içerisinde
görülebilmekte. Eğer ki ameliyatta herhangi bir komplikasyon çıkmaz ise zaten biz hastaları ameliyattan sonraki 3. 4. saatte hemen kaldırıp yürütme çabası içerisindeyiz. Çünkü biz hastaları ne kadar erken mobilize edersek, ne kadar erken ayaklandırırsak hastalarda komplikasyon gelişme riski o kadar azalıyor. Özellikle kilolu hastalarımızda gen anestezi aldıktan sonra bacaklarda pıhtı oluşumu ve bunun çeşitli organları gidip orada hasar verme ihtimali mevcut. Tabi bu ihtimal ne kadar hasta ameliyattan sonra erken ayaklanır yürürse o kadar azalmakta. Ameliyattan 3-4 saat sonra kaldırıp yürütüyoruz. Ertesi gün zaten hastalarımız kendi işlerini kendi yapabilir tarzda oluyorlar kapalı ameliyat olduğu için. 3 gün sonra taburcu ettiğimizde de evde hemen hemen her işlerini kendileri yapıyorlar. Özellikle 15. günden sonra da eğer ki çok halsizlikleri yok ise günlük yürüyüşlere de başlatıyoruz. Peki hocam, kişilerin sosyal hayatlarına ne gibi etkisi oluyor bu operasyonun? Sosyal hayatlarında tabii ki şimdi obeziteden kurtuldukları için aylar içerisinde çok olumlu etkileri oluyor. Yani tabii obez kişilerin psikolojik olarak bir takım problemleri olabiliyor ve üzerine giydiği giysileri yakıştıramama, aynaya baktığımda kendisini beğenmeme gibi psikolojik problemleri olabiliyor. Tabii ki 5-6 ay içerisinde o kilolar gittikten sonra her şey bu hastalarımız için çok daha anlamlı oluyor. Peki hocam, şimdi sizden ameliyat sonrası süreci aldık. Bir de bu operasyonu geçirmiş bir kişiden bizzat yaşadıklarını öğrenelim. Ne dersiniz? Tabii ki. Sevgili seyirciler, şimdi Elçin Özgür bizimle birlikte obezite cerrahisi geçirmiş bir kişi olarak bizle tüm duygularını, tüm yaşadıklarını paylaşacak. Merhabalar Elçin Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Ameliyat olmaya nasıl karar verdiniz? Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Ben hayatımın 25 yılını morbid obez olarak geçirdim. Bu morbid kavramını da bu ameliyat esnasında araştırırken öğrendim tabii ki. Sırtımda çok ciddi bir yükle dolaşıyordum. Birçok da hastalık vardı. Şeker hastalığı vardı bende 16 yıl boyunca. Onun dışında uyku apnesi, yüksek tansiyon, kolesterol, bunlar hepsi raporlu ilaç. Güne bir avuç ilaçla uyanıyordum. Bu eziyet haline almıştı benim için artık. Ve en son oğlumun bana, anne ben senin nefes aldığını duyamıyorum bir gece diye uyandırmasıyla beraber ben artık bundan kurtulmalıyım dedim. Bize biraz ameliyat sürecinden bahseder misiniz? Neler yaşadınız? Ameliyatta en çok sevindiğim şeker hastalığına son verebileceğini duymaktı. Hiç düşünmeden korkusuzca gittim açıkçası ve yeni başlamıştı bu operasyonlar. Girdim ertesi, yaklaşık 30-40 dakika sürmüş ameliyatım, onu da öğrendim ve ameliyat olduğum gün ayağa kalkmıştım. Kendi ihtiyaçlarımı da görebiliyordum. Ağrısız, çok rahat bir süreç geçirdim ben. Ama tabii ki sonrası bir takım ufak istenen şeyler vardı. Sürekli yürümek, sporu hayata sokmak gibi. Önceleri çok zormuş gibi görünüyordu çünkü hala kilonuz var. Ama sonrasında bu alışkanlık haline aldı ve güzel ilerledi süreç. 5,5 ayda 90 kilo verdim. Peki bu operasyonun hayatınıza etkileri neler oldu? Tabii bir hafta içerisinde ben artık insülin vurulmuyordum. Bir kere insülin vurulmamak zaten başlı başına değiştiriyor hayatınızı. Uykular düzene girdi, uyku apnesi sendromu kalkınca artık cihazsız rahat bir uyku uyuyabiliyordum ve sabahları düzgün kalkabiliyordum. Sonra birden damak tadımız da değişti bu ameliyattan sonra, söylemişlerdi. Güzel yönde değişti tabii. Çünkü eskiden sevdiğimiz o yağlı çörek börekleri artık sevmez hale geldik. Canımız istememesi falan. Bu tabii birçok arkadaşla ortak paylaşımdı. Bu beni hatta bunun eğitimini almaya yöneltti. İnsanlara yardımcı olmaya yöneltti. Benden sonraki herkese bu konuda artık yardımcı olmak için de eğitim aldım. Yardımcı oluyorum. Çok güzel bir süreç. Hayata bakış açısı değişti. Yemek için yaşamak değil, yaşamak için yemek sadece. Mesela giyim tarzınıza da yansıdı mı? Yansımaz mı? Alışveriş etmekten nefret ederdik bir kere. Çünkü üstümüze göre kıyafet asla bulamazdık. Hani mağazaya girmek, beden sorunu, bu size göre bedenimiz yok demeleri. Bunlar hep psikolojik sebeplerdi. Şimdi hani hiç denemeden, işte sevmeden istiyorum deyip almak. Peki arkadaş ortamlarınızda tepkiler nasıl? Kesinlikle beni birisinin tanıyamamasına sevineceğimi hiçbir zaman inanmazdım yani. Şimdi beni tanımıyorlar ve ben mutluyum bundan. Çok ciddi bir kilo kaybından söz ediyoruz gerçekten burada. Kaç bedenden kaç bedene indiniz? 56 bedenden 36 bedene indim. Bu ameliyatın iş hayatınıza da etkisi oldu mu? Tabii ben ciddi iki üniversite eğitimi almış bir insandım ama kiloların verdiği sıkıntıyla
hani mesleğimi icra etmekte zorlanıyordum da. Reklam fotoğrafçılığı eğitimim vardı benim. Gidemiyordum, kendi dükkanımıza gitmek bile eziyetti. Çünkü sabah kalkmak benim için ölümdü ve kısa süre çalışıp yorgunluk vardı. Çalışamıyordum, yani verimli de olamıyordum. Sonra bu iş hayatıma farklı şekilde yansıdı tabii ki. Çok ciddi kilolar veriyorsunuz, yükünüz hafifliyor, enerjiniz değişiyor. O enerjiyle birlikte sahip olduğunuz cevheri içinizden çıkartıp tekrar bir iş hayatına veriyorsunuz onu. Çok enerjik, güzel bir yaşam. Elşin Hanım, şimdi herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Hiçbir rahatsızlığım yok. Ben ameliyat olalı 2,5 yılı geçti. Hiç, ben ağrı kesici bile kullanmıyorum. O derece rahatım yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, obezite cerrahisini bizzat yaşamış sevgili Elçin Özgür'den tüm hikayesini dinledik. Umarım tüm sorularınıza cevap vermişizdir. Hoşça kalın.